Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu zamansız ve modası asla geçmeyecek büstiyeri yapıyoruz. Şu an üçüncü ve son partımızdayız. Sonuna geldim. Bir tam tur döndük. Başladığım yere geldim. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Üzerine bunu da koyuyorum. Ve benim amacım bunu ortalı bir şekilde yerleştirmek. O yüzden 8 tane motifim var. En başına getirdim burayı. Şurasının tam ortasına işaretleyeceğim. 4 tanesinin ortasını kaymasın diye. Çünkü birleştireceğiz birazdan. Bir, iki, üç tane zincir çekelim. Birleştirdim. Bir sonraki, bakın, üste çıktığım yer, onun üstüne batıyorum. Sonra iki zincir çekelim. Bunun köşedeki yere batalım. İki zincir çekelim. Bir sonraki deliğe. İki zincir çekelim. Şimdi şöyleyken bakayım. Şimdi bunları birleştirirken atıyorum belli bir yere sık, belli bir yere dar filan olmaması lazım. Kaydırmamamız lazım. Bunun için şöyle dümdüz, bakın, ucunu, her şeyini buraya getirdim. Biteceğim yer burası. Şu orta kısmının karşısına şu bir parça iplik aldım. Bunu geçiriyorum. Şöyle burada dursun. Yine aynı şekilde bir tane daha ip aldım. Bunu birazdan çıkartacağım. Hemen karşısına. Şöyle fiyonk yaptım. Şimdi devam edelim. İki tane zincir çektim. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Motife geldim. Motifteki bir sonraki deliğe geçtim. İki zincir çekiyorum. Bir, battım hemen yanındaki. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. İki zincir çekiyorum. Motifin burasına. Bir sonraki deliğe. İki zincir çekiyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Motife geçiyorum. 3'üncüye battım. 2 zincir çekiyorum bu tarafa. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Bir dakika. Evet. İki zincir çekiyorum. Motife geldim ve sonuna geldim. Şimdi çıkartabilirim bunu. Bakın, gayet güzel bir şekilde birleşti. Şimdi kaydırmadan devam edelim. Burada şöyle karşısına gelen yere batalım. Bir şey olmaz. Tam üçüncüye değil. Şöyle karşısına gelen yere battım. Çünkü üçüncü kasacak gibiydi bu taraf. Bir, ikinciye battım. Karşıya batıyorum.
Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Buraya batıyorum. 2 zincir çektim karşıya. Kastırmayacak bir şekilde zaten bitiş yerimiz belli. Şuradakilerin tam karşısına gelecek yerlere getirelim, batalım. İki zincir çekiyorum. Yani bazısında bir tane oluyor, bazısında iki tane. Tam net bir şey belli değil çünkü burada. Tam karşısına gelen yere batarsak, hem de şunu yaparsak hiçbir şey olmaz. Bunlar da aralarda böyle bir dümdüz gelen yerine şöyle bir işaretleme bırakırsak tamam, o zaman kaydırma ya da şey şansınız yok. Sık yapma, bol yapma. O yüzden onu yapalım mutlaka. Şimdi yeniden şöyle tutalım. Yeniden böyleyken tam karşısına gelen yere şöyle işaretleyelim. İki zincir çekiyorum, bu tarafa geçiyorum. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Birleştirdim ben hepsini. Sonuna kadar geldim. Yine aynı öyle işaretledim ve arasını sadece zigzag yaptım. Çoğunda bir tane oldu. Buna battım. Bir tane boşluk, diğerine battım. O şekilde daha tam denk geldi. İki tane zincir çektim en son. Bunun köşesine de batalım. Sonra yine 3-4 tane çektim. Şimdi şuraya geçmeye çalışacağım. Buradan sonra da bu tarafın üstünü öreceğim. İpli koparmak istemiyorum. O yüzden oraya kadar 3-4 şeyle geçeceğim. Böyle, bu şekilde zincir çekip batıp zincir çekip batarak geçeceğim. 4 2 Tam böyle köşe kısmına geldiğimde, ki şu an geldiğimi düşünüyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki deliğe üçlü trabzan yapıyorum. 1 şu şekilde üçlü trabzanımız. 2 3 tane yaptım. Bir sonraki deliğe 2 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2. Bir sonraki 3 tane yapacağım. 1 sonrakine 2 tane. 1 sonrakine 3 tane yapalım. Bakın 3 tane yaptım bu deliğe. Buna 2 tane yaptım. Buna 3, buna 2, buna 3. Bu şekilde devam edelim.
Bakın bu şekilde şimdi sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. Yaptık en baştan beri. Şimdi sıra sonuna geldik. 3 tane zincir çekeceğim. Ve geri dönüyorum. Yine 3 trabzan. Her trabzanın üzerine yine böyle 3 trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çektim, geri döndüm. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane üçlü trabzan yapacağım. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra iki tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne. Bu kadar. Şimdi tekrardan aynı başa dönüyoruz. İki tane ikili trabzan, iki tane üçlü trabzan, iki tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Şimdi birinci ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane üçlü trabzanımı yaptım. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanına birinci ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın böyle ovallik oluşuyor. İnen çıkan, inen çıkan şeklinde ovallik oluştu. Şimdi bu son sıramız ve bu şekilde olsun istiyorum. Devam edeceğimiz sıralarda da bunu yapacağız. Sonuna kadar alt kısmı böyle gözükecek. Devam edelim. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane üçlü trabzan yapacağım. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanına ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra iki tane ikili trabzan yapacağım. Birinci ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Sırada bir tane sık iğne yapacağım. Hepsini ayrı ayrı ilmeğe battım. Devam ediyoruz. Geri başa. Bakın böyle çok güzel ovallikler oldu. Altında SS. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tamamını yapalım. Şimdi üst kulpunu yapıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. İlmek oluşturuyoruz. Arka taraftan batırıyorum. 130 tane zincir çekiyorum. Ve 130 tane çektim. Tığın başını doluyorum. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki sık iğneye, sık iğne diyorum, zincire. Hepsini bir çekiyorum. Bunun ismi çakma sık iğne. Tekrar tığın başını doluyorum. Bir sonraki zincire hepsini bir çekiyorum. Bakın bu şekilde zincirimizin sonuna kadar yapıyoruz. Sonra böyle çok güzel bir ipimiz oluyor. Şimdi sonuna kadar yapalım. Ve sonuna geldim. Sonuna da batıyorum. Sonra iki zincir çekelim. Onu kopartalım. Sonraki başladığımız ve bittiğimiz bu ilmekleri de arkasına yok edelim. Çekemedim. İsterseniz bu ipliği de ütüleyebilirsiniz. Daha dökümlü olur bence o zaman. Ben ütüleyeceğim ipini de. Ama dediğim gibi ters taraftan ve ılık bir ütüle ütüleyin. Çünkü örgü çok da sünedebilir.
elinizin ayarıyla da ilgisi var bunun. Çok gevşek ördüyseniz bir de ekstra ütü falan. Ve ben arka kısmı için zincir çektim. Tam 300 tane. Sonra kopardım. Bunu bilmiyorum. Belki sonra şu şekilde kalını yaparak tekrardan üzerine çakma sık iğne yaparak bu zinciri kalınlaştırabilirim. Üzerine bir sıra çakma sık iğne giderek. Ama şu an bir böyle denemek istiyorum. Bu şekilde daha mı kullanışlı olur diye. Burada zaten yerleri de belli. Deliklerimiz falan bolca mevcut. Çapraz bir şekilde bu düğün şeyleri, ne denir ona? Kıyafetleri falan gibi. Gelinlik arkası gibi yapacağım. Bu şekilde çapraz şekli bir oradan bir oradan geçirelim. Evet, ben şimdi denedim. Çok güzel oldu. Yalnız 300 değil 400 tane çekin. Hatta 4, ya bir tık daha uzun isterseniz ipliklerini 500 bile çekebilirsiniz. Ama 400 çekin, 300 çekmeyin. Çünkü böyle kip oldu. Ben biraz bayağı uzun olur diye düşünmüştüm. İplikleri olmadı. Onun dışında bu haliyle aslında bitti de diyebiliriz. Ama ben son bir şey daha yapacağım. Bu size kalmış. Son bir sıra daha. Şöyle hem biraz daha dekoltesini kısmak için hem de şuranın devamlılığı olsun diye. Şunun bu kenarına bundan geçeceğim. İlmeğimi oluşturuyorum. Yandan başlayacağım. Arka kısmına, şu kısma örmeyi de bilmiyorum. Bu kısmı örmeyi düşünmüyorum. Sadece şuradan başlayacağım ve göğüs kısmını öreceğim. Tığ başını doluyorum. 2'li trabzan. 1 2 3 tane yapıyorum. Aynı şurada yaptığımız gibi arada 1 2 değil mi? Kaç delik bırakmıştık? 1 2 3 tane bıraktık. 3 tane yapıyorum. 1 2 3'üncüye batalım. Çünkü biri şunun aradaki tane kesmek istemiyorum. Aynen böyle 1 2 3 tane örüyorum. Tığın başını doluyorum. 1'inciye değil, 2'inciye değil, 3'üncüye. Yine ikili trabzan. 1 birinci değil, ikinci değil, üçüncü. Yine buraya da 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde yapalım buraya kadar. Ve sonuna geldim. Bu tam üst kısmına. Yine arkasından geçeceğim. Bir, iki, üç, yine üç tane yapıyorum. Bağcığın arkasından geçtim. Aynen. Bence böyle daha iyi oldu. Şimdi yine buraya kadar devam edelim. Orta kısmına geldim. Tam böyle iki göğsün orta kısmına. Burada şöyle yapacağım. Bir tane burada var, bir tane burada var. Bir tane buradan alıyorum. Şöyle bekletiyorum. Tığın başını doladım. En orta yere batıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Onun bir yanındakine.
Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Sonra tığın başını doldum. Buraya değil, ikinciye değil, üçüncüye. Yine aynı şekilde ikili trabzan bir tane. Aynı deliğe ikinci ikili trabzan. Aynı deliğe üçüncü ikili trabzan. Sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Şu geldiğimiz gibi orta kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi buradan buraya yine gelelim. Kolum buraya kadar. Sıra sonuna geldim. Batıyorum yanındaki yere. Sonra ilmek kaydırma yapalım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi geldik son sıraya. Burada da şöyle yapacağız. Orta kısmında böyle battık ya, bunlar vardı. Şöyle. Buna ikili trabzan. Sık iğne ile başladım. İkili trabzan. Sonrakine ikili trabzan. Bir tane yaptım. Sonrakine yine bir tane yaptım. Onun yanına bir tane daha batıyorum aynı yere. İkinci ikili trabzan. Sonrakine sık iğne. Sonraki ilmeğin üzerine geçtik. Sık iğne. Tekrar tığın başında oluyorum. Buna bir tane ikili trabzan. Tığın başında oluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Buna iki tane ikili trabzan yapacağım bu iğnenin üzerine. Sonrakine sık iğne. Tekrar tığın başında oluyorum. Bir sonrakinin üzerine geçtim. Üç tane ya. Bir tane ikili trabzan yapıyorum birine. Şuna iki tane yapacağım. Bir, iki. Artırma yaptım yani ikili trabzan olarak. Sonrakine sık iğne. Birkaç denedim. En güzel formdaki bu hoşuma gitti. O yüzden böyle yaptım. Bakın şöyle güzel de tırtıklılar oluyor. Şimdi sonuna kadar bunu yapalım. Ve tarifimin sonuna geldik. Biter bitmez hemen denedim ve benim gerçekten çok içime sinen çok tatlı bir tarif oldu. Umarım siz de beğendiniz. Ördüklerinizi YouTube kanalıma önererek paylaşırsanız kanalımın büyümesine yardımcı olursunuz. Instagram hesabım Sonu Dünyası. Beni oradan da takip edip bana ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.